bilimsel olarak kanıtlandı. Milyonerlerin gizlice kullandığı şey. Omurilikle birbirine bağlanan beynin tabanında retiküler aktivasyon sistemi adı verilen bir bölge bulunur. REAS, herhangi bir zamanda hangi düşünceye odaklanması gerektiğine karar veren bir süzgeç görevi görür. Bu süzgeç sistemi bizim için gerekli. Çünkü her saniye beynimize doğru akan yaklaşık 8 milyon bilgi kırıntısı bulunur. Bunları süzmek için bir yol olmalı. REAS Google gibidir. Milyonlarca internet sitesi bulunur fakat siz anahtar bir kelime yazarak ilgilenmediklerinizi elekten geçirirsiniz. Bunu beynin, bilinçli düşüncenin bekçisi olarak da düşünebilirsiniz. Öyleyse bazı mesajların geçip diğerlerinin girmesine engel olan şey nedir? O anda sizin için önemli olan ve şu anda odaklandığınız şey geçer. Eğer odağınız kayalık dağlarda bir ev satın almaksa, bu sistem size o evi almanıza yardımcı olacak düşünceleri otomatik olarak süzer. Buna size yardım edebilecek olan insanlar, bunu gerçekleştirecek fırsatlar veya ihtiyacınız olabilecek kaynaklar da dahildir. Bu hedeflerinizi ne kadar aklınızın üstünde tutarsanız, bilinçaltı zihninizin onlara ulaşmanız için o kadar çalışacağı anlamına geliyor. İşte bu yüzden her gün hedeflerinizi bir kağıda yazmak, istenilen neticeyi gözünüzde canlandırmak ve düzenli olarak olumlamalar söylemek çok önemli. Bunları yapmak, bilinçaltı zihninizin sizin için önemli olan şeye odaklanmasını sağlamaya gerçekten yardımcı olur. Kafada canlandırma, bilinçaltı zihnin yaratıcı güçlerine ulaşır. Bu, hedeflerinize ulaşmanızda yardımcı olmak için bilinçli zihnin 7/24 çalışmasına olanak sağlar. Gözünüzde canlandırmadığınız sürece size yardımcı olacak kaynakları elde edemezsiniz. Ayrıca düşüncelerinizin 6'da 5'i bilinçaltı düşüncelerdir. Kaynaklarınızın 6'da 5'ini görmezden gelmek istemezsiniz, değil mi? Büyük başarı elde etmek istiyorsanız bilinçaltı zihninizin sizin için nasıl çalışmasını sağlayacağınızı öğrenmeniz gerek. Gözünüzde canlandırmak bilinçaltı zihninizi bu kaynakları aramaya odaklar. İşte bu yüzden ön sezilerinize, içinizdeki sese ve sezgilerinize güvenmeniz gerek. İçinizdeki sesi her dinlediğinizde aslında bilinçaltınızın dışarıdaki olayların harekete geçmek için uygun olduğunu tespit etmiştir. Bilinçaltı hafızanızın tümü size uygun bir fırsat saptamıştır. Bu yüzden içgüdünüzü veya içinizdeki sesi görmezden gelmeyin. Bilinçaltı zihninizin sizin için çalışmasını öğrendiğinizde hayatınız önemli ölçüde değişmeye başlayacaktır. Sabah uyandığınızda kendinizi hedeflerinize ulaşmanızda yardımcı olacak harika fikirlerle dolu bir şekilde uyanır vaziyette bulacaksınız. Hayallerinizin gerçekleşmesinde yardımcı olabilecek insanlarla tanışmaya başlayacaksınız. Olumlu olayları çeken bir mıknatıs gibi olacaksınız. İnsanlar şanslı olduğunuzu düşünmeye başlayacak. Aslında fiziksel olarak beyin hücrelerinizin hayallerinizi gerçekleştirmenizde size yardımcı olmalarını sağlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Çok fazla tutku ve duygu kullanarak bir olumlamayı tekrar ettiğinizde veya bir şeyi gözünüzde canlandırdığınızda yeni nöral yollar oluşur. Yoğun duygusal deneyimler aslında daha fazla nöral bağlantılar ve daha güçlü hafıza ve o düşüncenin muhafaza edilmesine yol açan beyin nöronlarının dendritleri üzerindeki dikenli protüberansların gelişimini uyarır. Bunu yapmak sizi hayalleri gerçekleştirme makinesine dönüştürecek. Düşündüğünüz şey ve davranışlarınız ortaya çıkar. Fakat odaklanmak anahtar görevi arz eder. Eğer bir hedefe odaklanır ve vazgeçmezseniz bunu gerçekleştirme olasılığınız %95 olur. Eğer iki hedefe odaklanırsanız bu olasılık %65'e düşer. Üç hedefe odaklanırsanız eğer %25 olacaktır. Tek bir amaç gütmek neden oldukça kritik? Gördünüz mü? Kendinize inanmak ister misiniz? İnançlar bilinçaltı zihinde gelişir. Başarabileceğinize inanmıyorsanız, bilinçaltı zihninizi programlayarak bu inançları değiştirmeniz gerek. En son yapılan beyin araştırması, aynı açıklamaları tutkulu bir şekilde sürekli tekrar etmenin nihayetinde inanç olarak alevlenebilecek yeni nöral yollar oluşturduğunu ortaya koyuyor.
ve bu inanç alevlendiğinde hayallerinize ulaşmanıza yardımcı olacak hamleler yapmanız için sizi uyarır. İşte bu yüzden kendi kendinize konuşmanız ve takıldığınız kişiler başarınız için büyük önem arz eder. Kendinize ne söylediğiniz ve kimlerle ilişki kurduğunuz ne çeşit nöral yollar geliştirdiğinizi belirleyecek. Ne çeşit nöral yollar kuruyorsunuz? Bu yollar sizi başarıya mı yoksa başarısızlığa mı götürecek? Bu size kalmış. O yüzden hemen şu anda başlayın. Hedeflerinizi not almak, başarının sizin için nasıl bir şey olacağını belirgin bir şekilde hayal etmek ve aynanın karşısına geçip tutkulu bir şekilde hayallerinizi gerçekleştireceğinizi söylemek için günlük olarak zamanlama yapın. Ki gerçekleştirmeniz çok olası.